Bir önceki süper güç bölümünde arkadaşlar 1250 beğeni değil 1000 beğeni başına bir oyuncuyu 90 rating yapacağımı söylemiştim. Ve 2000 beğeni geçmişsiniz. Yani bu bölümde 2 oyuncuyu 90 rating yapıyoruz. Efsane bir transfer yapacağım. Ve bir sonraki bölümde arkadaşlar eğer 1250 beğeni atarsanız bir oyuncuyu 90 rating yapacağım. 2500 olursa 2 oyuncu, 3750 beğeni olursa 3 oyuncu. Ve eğer 5000 beğeni atarsanız arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Bütün oyuncularımız 90 rating oluyor. Hadi bakalım gösterin gücünüzü. Yeniyseniz de abone olun, bildirimleri açın ki hiçbir video, hiçbir detayı kaçırmayın. Süper güç şu anda efsane gidiyor. Dediğim gibi bugün de 2 oyuncuyu birden 90 rating yapacağız. Mert Hakan Yandaş'ın uzun ömürlü olmayacağını söylemiştim. Hemen onun yerine bir tane transfer önerisi vermişsiniz yorumlarda. Miyazakis. Bu arada arkadaşlar transfer önerisi veriyorsunuz ya. Ben videoda söylemesem bile siz transfer önerisi verin. Çünkü her bölümde zaten transfer alıyoruz. Ve beğendiğiniz transferi de beğenin. Yani videoda diyorum ki mesela transfer önerisi verin ve onu beğenin diyorum. 70-80 beğeni oluyor transferde. Ama demezsen bunu en fazla bir transferde 8-9 beğeni oluyor. Ona göre yorumlara transfer önerisi verin ve istediğiniz oyuncu görüyorsanız yorumlarda da beğenin ki en üste çıksın. Ben de ona göre transfer yapayım. Bu şekilde karar veremiyorum. Çünkü hepsi 3-4 beğeni falan olmuş oluyor. Her neyse arkadaşlar şimdi hemen pazara girip Miyazakis çok istediğiniz ve hiçbir zaman süper güç kadromuzda bulunmamıştı. Ve son zamanlarda Fenerbahçe'de ilk 11 çıkıyor. Gerçekten iyi de performans sergiliyor arkadaşlar. Bugün Miyazakis'i sizlerle birlikte alacağız bakalım. Ne kadarmış değeri? 5530'a var, 2510'a da var. Hemen 2510 koy ise Miyazakis'i takımımıza aldık arkadaşlar. Devam et diyelim. Transferimizi yaptık ve şimdi yükseltmelerimizi yapacağız. Abi bir transfer daha var. Onu unutmuştum ben, bir transfer daha var. Bakalım coins'in bu arada bu adamların hepsini yükseltmeye yetecek mi? Hani iki tane de 90 rating yapacağım biliyorsunuz. Yetmezse abicim büyük sıkıntı olacak ama bakalım. Hadi bakalım şöyle 89 yapalım. Enzo Crivelli'nin 89'luk kartı çıkmış ve bana 250 bin coins olduğunu söylediğiniz yorumlarda ve ben onun için kabul ettim. Evet 250 bin coins'e var. 240 bin coins'e var, güzel. 240 bin coins'i alacağım. Ama bakalım bize yetecek mi? Bu durum bize yetecek mi? Hemen 240 bin coins yapalım. Crivelli'yi de takımımıza alalım. Falcao'yu çıkaracağız arkadaşlar. Çünkü başka çok yorum gelmediği için en çok beğenilen Falcao'yu çıkar diye bir yorumdu. 9 kişi beğenmiş ama en çok beğenilen yorum oldu. Çünkü beğenmemişsiniz diğer yorumları. O yüzden Falcao'yu çıkaracağım bu bölümde. Bu videoda Enzo Crivelli'yi alacağım arkadaşlar. Ve şimdi sırada ne var arkadaşlar? Hemen gösteriyorum. Mert Hakan Yandaş'ı da çıkartıp Miyazakis'i alıyorum hemen. Nerede Miyazakis? 73 rating ile Miyazakis, şöyle 73 yazalım, inşallah çıkar abi, uğraştırmasın şimdi. Çıkmayacak tabii ki de. Tabii ki de çıkmayacak abi, gerçekten bu durum benim çok sinirimi bozuyor ama bozacak, yapacak bir şey yok. Hemen Fenerbahçe yapalım abi, arayalım Miyazakis'i buraya koyalım. Boost olarak da 2 rating boost arttık arkadaşlar bu arada. Hemen Mert Hakan Yandaş koymadan bunu koyarsam ne oluyor? Tamam, direkt 90 rating oluyor, güzel, bu gayet güzel oldu şu anda. Miyazakis'i direkt 90 rating, 443 bin coins'e yapıyorum. Evet yaptım. Direkt 90 rating yaptım Miyazakis'i. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane oyuncu şu anda 90 rating yapmış oldum arkadaşlar bu durumda. Hemen devam et diyorum ve buraya geçiyorum abi. Envakayeme'yi de şu anda 90 rating yapmam lazım. Ve bunu da bir coins'e 90 rating yapıyorum. Ve iki oyuncuyu 90 rating yaptım. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Çok önemli bir sıkıntı var. Şimdi Enzo Crivelli'yi takıma aldık. Onu da yükseltmemiz lazım. Bu arada takım 105'ken oldu. 167 de kimya oldu. Abi yok artık, mükemmel oldu. Çünkü Crivelli'nin özel kartı. Bu arada Crivelli'yi niye Falcao'yu çıkar demişler bana. Çünkü Falcao'nun özel kartı yok oyunda ve Crivelli'nin var. Falcao'yu da ilerleyen zamanlarda basacağız abi. Baksana iki yan yükselmesi için bile gayet güzel şeyler oluyor. Abi şimdi Forvet'e kimleri basabiliriz onu düşünüyorum ya. Forvet'e Verdi'leri basacağım ya. Verdi'leri basacağım Forvet'e. Bir de yok tamam. Cinyak'ı basmaya gerek yok. Hatta bir tane de Cignac açalım. Açalım mı? Basalım. Her neyse. Crivelli'yi de 90 rating yaptım gitti be. Onayladım abi. Crivelli'yi de 90 rating yaptım. Efsane oldu gerçekten. Tam 914 bin coins kaldı. Ve kadro şu an 105'ken 167 kimya. Harika bir takımımız var. Bir sonraki bölümde kalan 4 oyuncudan hepsini birden yükseltmemi istiyorsanız 90 rating'e 5000 beğeni bekliyorum sizlerden. Ama takım gerçekten şu anda harika görünmüyor mu? Gerçekten bence mükemmel görünüyor. 167 kimya. 169 oldu. Hadi oğlum. Tamam 169 olsun. 169 abi gerçekten harika ya. Takımın sol tarafı full 90 rating oldu. Sağ tarafı 87 rating civarından oluşuyor. Ama efsane oldu takım arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte aktifken hazır 105'ken 169 kimyalık takımımızla bir karşı atak girelim ve bu sefer kazanmak istiyorum. 169'da kimyaya eriştik artık, hadi ya.
Kimyamız da güzel oldu. Lütfen şu maçı da alalım abi. Gerçekten eğer kazanırsak çok aşırı mutlu olacağım. Hadi abicim oyun kaynağımız yüklensin. Ve alalım. Crivelli'nin Avrupa Ligi kartını çıktığınızda en azından yorumlara yazmışsınız. Bu bile beni sevindirdi. Böyle özel oyuncu, Türk oyunculardan özeller çıkarsa yorumlara yazın. Yani daha Başakşehir'den çok oyuncu çıkabilir eğer Başakşehir yarı finale yükselirse. Ve bu bizim için gerçekten mükemmel bir şey olur. Ama abi bu klasmanda 108 iken adamın ne işi var ya? Gerçekten anlamıyorum. Bu arada az önceki yükselttiğim 90 ratinglik adamı Kayserili bir oyuncuydu ve 90 ratingden Fazlisim kardeşim. Yani hesabın adı YouTube kanalında var, takip edebilirsiniz. Fazlisim kardeşim yükseltmiş 90 ratinge videosunda, izleyebilirsiniz o videoyu da. Eğer yayınladıysa YouTube kanalına abone olursanız zaten illa görürsünüz. Abi son anda yetiştim. Crivelli vuramadı. Bakalım Crivelli nasıl oynuyor bu arada, merak ettim. Mihazakis free kick kullanıyor. İlginç. Ben daha Fenerbahçe'de kullandığını ya bir kere gördüm ya da hiç görmedim abi. Hiç hatırlamıyorum. Vida. Abi vur ya. Şu adama niye gelmiyor? O adamın önünde top. Gerçekten anlamıyorum bazen. Ya of. Şu topu uzaklaştırın da yeni atak verin ya. Oyundaki şu olayı hiç sevmiyorum gerçekten. Edin Vişka. Edin. Yok abi, bilgisayardan oynamak gerçekten zor. Sörlot. Alexander Sörlot. Abi gerçekten ilginç bir zorluğu var. Crivelli nasılmış bakalım. Crivelli'nin kartı gerçekten süper arkadaşlar. Yani anladım. Gerçekten iyi bir kartı var. Süper Lig'in üstünde. Gerçekten Süper Lig'in üstünde. Bir gol bir asist yaptı hemen iki pozisyonda. Sörlot açtı ortayı. Edin Vişka. Oha ne yapıyor takım? Arkadaşlar şimdi anladım ben. Orta kafa gol bizim takımın işi ama Zayx de kafa vuramaz tabii ki. Ama Sörlot vurur. Sörlot mükemmel bir şut. Edin Vişka bir penaltı abi, direkt köşeye at gitsin. 7-5 gayet iyi abi. 108 yani rakibe göre. Bir de çok kötü başlamıştık. Hani ilk başlarında maçın 3 tane gol atabilme fırsatım vardı. Atabilmiş olsaydım gerçekten güzel şeyler olurmuş. Mihazakis geçemedi. Çabuk abi, hemen ver bir fırsat daha. Alexander Sörlot. Crivelli bunu atar abi bu adam. Bu adam bunu atar. Ben tanıdım bu adamı. Ve maç 7-8-6 bitti. Olsun abi, ben 3 golde maçın başında atardım yani. Ben bu maçı alabilirmişim. Hani şu 4 tane temel fırsat olmasa, yerine 2 tane de iyi fırsat olsa, yani bu maçı alabilirmişiz arkadaşlar. Ama sağlık olsun, gerçekten müthiş oldu. Takımımız gerçekten harika ilerliyor arkadaşlar. Bakın şuraya görüyorsunuz. Yani Envakayeme, Luis Gustavo 92 rating. Bütün oyuncular şuradaki 90. Vida 91, Muslera 90. Ve bunların hepsi de 90 rating olacak. Takım gerçekten harika. Gerçekten efsane olacak. Çok heyecanlıyım şu anda. Bir sonraki bölümde ilk olarak kimi yükselteceğimi bile bilmiyorum. Bu arada şu anda takımda 3 tane Fenerbahçeli oyuncu var. 2 tane Galatasaraylı oyuncu var. 2 tane Başakşehirli var. 2 tane Beşiktaşlı var. 2 tane de Trabzonlu var. Evet, her şeyden 2'şer tane bütün takımlardan. Bir tek Fenerbahçe'den 3 tane oyuncu var. İlk defa böyle oldu bu arada. Fenerbahçelisin, Fenerbahçelisin diyordunuz. Ve hiç Fenerbahçe ile alakalı güzel bir şey yapmadın diyordunuz. Alın size, güzel bir şey yapmış olmuşum. Bu da sizin yorumlarınız sayesinde ama. Bir sonraki bölümde kimi transfer edelim yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Stoper transferi yapabiliriz Serdar Aziz yerine. Ryan Donk yerine transfer olabilir. Vişka yerine çok transfer yapmak istemiyorum ama yine isterseniz yaparım. Victor Ruiz yerine de transfer olabilir. Tamamen siz karar vereceksiniz ama takım gerçekten şu anda harika gözüküyor. Yani bilmiyorum abi. Müthiş görünüyor ve ben bir tane de paket açmak istedim şu an. Abi şu Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi paketlerinin Coins'le açılan paketleri gelse aslında güzel olur. Coins'le paket yok ya. Hep CFR'le filan. Ve güzel paketler de değil. Yani CFR'le açılan güzel olsa açarım da. Bir tane 50 binlik paket açacağım ya. Canım bir tane 50 binlik paket açmak istedi. Bakalım içinden ne çıkacak. Bence güzel bir şey çıkar ama. Oyuncu paketimiz açılıyor. Walters ile... Abi bir şey diyeyim mi? Ben dayanamayacağım. Ben gerçekten dayanamayacağım. Şu 250 bin coinslik paketi de açacağım. Ya abi. Jan Oblak, De Bruyne ve Hazard var. Okey, onları görüyorum. Onları istemiyorum. Van Dijk, Modric, Ter Stegen, Salah da istemiyorum. Ama abi şöyle 87'lik Ramos filan. Bir kere çıksa da mutlu mu olsak ya? Bir kere ya. 5 tane altın oyuncu arasından bir tane bir elit. Hem de böyle 85 üzeri. Çok güzel olmaz mıydı diyecektim ama hiç olmayacağı belli abi. Sensi geldi yüksek, o da 75'lik MO geldi. Evet abi, süper güç serimiz harika ilerliyor. Umarım böyle de devam ederiz. 300 bin coin'si az önce çöpe attığımın farkındasınızdır umarım. Bir sonraki bölümde kaç tane oyuncu 90 rating yapalım? 1250 beğeni başına bir oyuncu 90 rating yapacağız. Abi Crivelli ile Falcao'yu bir karşılaştırmak istiyorum ama. Yani şutta bile yani Crivelli daha üstün abi. Bilmiyorum, fiziği falan Crivelli çok daha iyi. Her neyse arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sona geldik. Videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Evet, sen eğer like atmadıysan hala ve abone değilsen kanalıma, abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz.
Şu anda burada abone ol butonu çıktı. Şuradaki iki videodan herhangi bir ses olarak da mükemmel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiçbir zaman unutmayın. Ve bye bye.